Şimdi haber merkezimize kameramızı çevirelim. Ekip arkadaşımız Erdem Akbaş bizi bekliyor. Fenerbahçe'de hem saha içinde hem saha dışında gündem yoğun. Erdem, sen nasıl özetlersin Fenerbahçe'nin gündemini? Notların neler söz sana bırakalım. Ya dönmez, i̇yi yayınlar. İlk olarak e, dünden başlayalım. Fenerbahçe Milli Aranın ardından Atatürk Demirspor'u 4-2 yendi. E, önemli bir galibiyetti. Tabii tüm yaşananların ardından e, tansiyonu yüksek gerilimi yüksek bir maçtı Fenerbahçe adına. Alınacak sonuç da fazlasıyla merak ediliyordu Trabzonspor maçının ardından. Hata yapmadı Fenerbahçe. Kaleci İrfan Can hata yapsa da takım arkadaşları onu telafi etmekte zorlanmadı ve 4-2 kazandı. Tabii maç, maça dair konuşacak çok şey var ama e, biz biraz kısa geçelim o bölümü. Çok daha önemli konular var. Fenerbahçe adına orada kazanım ne oldu dersek Rade Kurunic gerçekten dün ki sergilediği performansla kazanım oldu. Tabii Kuruniç'in bu seviyeye gelmesinde İsmail Kartal'ın çok büyük bir katkısı var ve bunun arka planında da bunun arka planında da bir haftalık süreç var. Yani milli arada 21 Mart'ta Bosna Hersek milli takımıyla Ukrayna ile karşılaştıktan sonra oyuncu hızlı bir şekilde Türkiye'ye döndü ve Fenerbahçe kampına katıldı. İsmail Kartal'la ilk kez ilk kez vakit geçirdi bu kadar uzun süre maç olmadan. İsmail Hoca da oyuncuyla özel olarak ilgilendi ve Kurinci aslında hem Fred'in hem de İsmail'in, İsmail, İsmail Yüksek'in e, yapabildiklerini aynı anda sergileyebilen e, bir oyuncu olduğunu dün gösterdi. E, onu şöyle açalım. E, çaldığı toplar, top kapma oranı e, aynı zamanda e, verdiği diyagonal paslar. Bunlar tamamen çalışıldı. Hatta İsmail Yüksek'in sakatlığı sonrası Miyazay'sla antrenmanlarda da güzel uyum yakaladı. Ve dün de bunu sahaya yansıttı. E, İsmail Radekuriniç. Fenerbahçe adına Adana Demirspor'un kazanımıydı diyelim ve diğer konumuza geçelim. Fenerbahçe'yi tabii Türk futbolunu bekleyen, Türk futbolunun da beklediği bir gün. Süper Kupa finali. Fenerbahçe Başkan Vekili Örül Bilecik son olarak U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gideceklerini orada da çeşitli aksiyonlar alıp 90 dakika bir maç oynanmayacağını söyledi. Tabi buradan ne anlıyoruz? Ee, ya buradan aslında baktığımız zaman Fenerbahçe'nin elinde kalan tek bir seçenek var yapabileceği. Ee, 3-0 hükmen sonuçlanması için Fenerbahçe 9 futbolcu ile sahaya çıkıp 3 oyuncusu sakatlanıp 6 kişi sayıya düşüp 3-0 hükmeni almak isteyecek. 3-0 hükmen sonuçlanmasını isteyecek. Bunu yapabilmesi için de tek yöntemi bu. Ee, tabii burada sorular var. Fenerbahçe neden 9 futbolcu direkt sağdan çekilsin? Direkt sağdan çekilmenin cezası var ve ceza gerektiriyor. Yani direkt sağdan çekilemiyorsunuz. 3-0 hükmen sonuçlanmıyor o zaman. O zaman cezai sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Tabii Fenerbahçe yönetimi neden böyle bir yolu izledi? Nasıl bir yolu izledi? Kupada bu yolu izleyecek. Bunun neden yaptığına gelirsek Fenerbahçe maça çıkmazsa ceza yaptırımları var. Hem maddi hem manevi. Ceza yaptırımlardan kaçma adına Fenerbahçe U19 takımıyla 9 oyuncusuyla maça çıkacak. 3 oyuncu sakatlanacak, oyundan çıkacak ve 1 0 ikmen. İkinci neden ise Başkan Ali Koç'un da olağanüstü genel kurulda bahsettiği hak mahrumiyeti konusu. Fenerbahçe eğer maçtan çekilirse U19 opsiyonu çok eleştiriliyor ama Fenerbahçe maçtan çekilirse hiçbir şekilde çıkmazsa hak mahrumiyeti cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bunu da e, spor hukukuyla ilgili avukatlarla da konuştum. Olayı şöyle açalım. Fenerbahçe disiplin talimatının 58. maddesine göre maça çıkmazsa 3 aydan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu kararı atan yönetim kurulu. 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesi durumunda bunu federasyon veriyor disiplin talimatını. 1 yıl ceza verilmesi durumunda bu konu spor kulüpleri ve federasyon kanununun çerçevesine giriyor. Ve bu durumda da Hak mağrumiyeti sonucunda Fenerbahçe yönetimi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Buradan çıkmak için Fenerbahçe Süper Kupa'da bu yolu izledi. Ve bir diğer yani üçüncü sonucu ise Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen sonuçlanması durumundaki oluşabilecek bir diğer sonuç da rakip takım Galatasaray'ı ilgilendiriyor. Ve 3-0 hükmenin sonucunda Seromani şu an gerçekleştirilemiyor talimatta baktığımızda. Seromani olamayacağı için de bunu ancak TFF'nin yönetim kurulunun hızlı bir şekilde toplanıp Şanlıurfa'da kararı verip evet bu mücadele 3-0 hükmen sonuçlanmıştır hükmen kararı verip seromeni düzenlenebiliyor. Yani Fenerbahçe yönetiminin e, Süper Kupa ile ilgiliği yolun, izlediği yolun arkasında yatan 3 temel neden buydu. E tabi e, biz de orada olacağız merakla bekliyoruz Fenerbahçe yönetiminin e, bu aksiyonunu nasıl alacağı, nasıl görüntülerin ortaya çıkacağını son bir not da düşeyim diğer konuya geçmeden. Tabii ki hem sosyal medyada hem de Fenerbahçe'yi takip eden meslektaşlarımızda ya da camianın içindeki önemli isimlerde bu kararın U19 takımı ile gitme kararının çok hoşnut karşılanmadığını belirtelim. Bunu da şöyle dolduruyor insanlar altını. Fenerbahçe A takımıyla gidip Galatasaray'ı orada yenebilir. Dünkü Adana Demirspor maçı da onca eksiye rağmen bunu göstermiştir. Genel kanı bu yönde. Tabi bu genel kanı son kararı verecek olan Fenerbahçe yönetim kuruludur. Dün de aşağı yukarı bu kararı verdiklerini ifade ettiler. Diyelim üçüncü konumuza geçelim. Bir sonraki maç Fenerbahçe tabi Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkıyor ama konferans liginde de çok önemli bir sınav bekliyor. Olimpiyakos'la çeyrek finalde karşılaşacak. Mücadele Yunanistan'da oynayacak. Ee, tabii sakatlıklar can sıkmıştı adına Demirspor maçı öncesi ama sergilenen performans biraz o sakatlıkları unutturdu diyebiliriz. Ama Fenerbahçe'de Olimpia maçı öncesi iki tane güzel haber var. Fred ve e, İsmail Köybaşı'nın bir mücadelede e, is, pardon İsmail Yüksek'in e, bu mücadelede kadroda olmasını e, bekliyoruz. E, oyuncuların e, İsmail zaten bir haftalık bir sakatlık süresi adelesinde birinci derecede bir e, sorun vardı o yüzden bu mücadelede kadroda olmasını bekliyoruz iki oyuncunda İsmail Kartal'ın da e, elini rahatlatacaktır. Bu arada İsmail Köybaşı dedik oruçtan dolayı da e, böyle şeyler olabiliyor kusurumuza bakmasın izleyenlerimiz. E, bunu da düzeltelim e, o yüzden Fenerbahçe güzel haber Fenerbahçe adına bu olacaktır e, Tabii diğer sakat oyuncular Batu Şayi ile e, Joshua King'in durumu da takip ediliyor Eee Olimpiakos maçı Süper Kupa ardından Fenerbahçe için beklenilen en önemli sınav olacak. Çünkü Süper Kupa'ya Fenerbahçe çıkmıyor. Yolunda Konferans Ligi'nde devam edip kupaya uzanmak Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli hedeflerinden biri. E, Ceyda, şimdilik gelişmeler bunlar. E, Fenerbahçe'de her saat her saniye bir gelişme yaşanabiliyor şu dönemde. Biz de elimizden geldiği kadar gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Evet, Arda Wakpaşa teşekkür edelim. Kolay gelsin diye